Herkese selamlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son işlemleri yaparken Firebase'i bitirmiştik ama bir öncesinde de Redux'la login işlemi gerçekleştirmiştik. Bu login işlemi yaparken burada bir token alıyoruz. Şimdi bu sefer bu token'ı kullanarak oto login işlemi yapacağız. Yani kullanıcı bir kere şifresini ve password'u girdikten sonra tekrar tekrar bunları girmeye gerek kalmadan eğer daha öncesinde girdiyse görüp login işlemini otomatik gerçekleştirmesini istiyoruz. Bu şekilde başlayacağız. Hadi başlayalım. Daha öncesinden Async Storage diye bir paketimizi indirmiştik. Eğer bu paketi indirmediyseniz ya da unuttuysanız şuradaki paketi içine tırnaklar olmadan alarak npm install ve bu paketi yazarak indirebilirsiniz. Bu paket dependency package JSON dependency bölümünde olduğuna emin olmanız gerekiyor. Daha sonrasında geçiyoruz. User slice'ımıza user slice'da token'ı aldıktan sonra bu token'ı döndüreceğiz toplam ama aşağısında da öncesinde bir işlem yapmanız gerekiyor. Bu işlem import async storage from bu paketten diye kendisi indiriyor. Buna dikkat edin bu paketten indirildiğine. Async storage şu şekilde kullanılacak. Şimdi biz burada asenkron bir yapı kullanmıştık ya burada da bunu beklememiz gerekecek. Yani telefonun ön belleğini kaydederken de küçük bir zaman kayboluyor. Bunu beklemesi gerekiyor. Async kullanacağız ve bunun bazı işlemleri var. Burada da size gösterdiği gibi set item yani telefonun ön bir item kaydet. Ne kaydedeceğiz? Örnek bir Şey yani örnek bir başlık veriyoruz buna. Burada genelde user data diyorum. Virgül koyuyorum. Bu başlığa ait bir değer olması lazım. Hangi değer? Bizim bu token değerimiz. Token değerimiz burada. Hatta user data değil de user token desek buna daha iyi olur. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra artık ön belleğe kaydedilmiş olacak. Daha sonrasında bunu set yaptık. Yani get yapacağız artık. Ee, bunu da otologin işleminde yapacağız. Bir kere login yaptıktan sonra bunu kaydedilmesi gerekiyor. Gelelim şimdi otologin kısmına. Aşağıya yine şuradaki gibi bir function oluşturuyorum. Bu da kullanıcı otomatik yürüyüş işlemleri diyorum. Export const auto login diye tanımladığım bir fonksiyon olsun. Buna da create tank diye yukarıdaki gibi tanımlıyorum. normal parantezimi açıyorum. Süslü parantezden önce ne yazıyoruz? Bunun bir user'dan geldiğini şuradaki user'dan geldiğini ve hangi yolu ait olacak? Otologin işlemine. Oto login. Hatta bu ismi direkt şu şekilde alabiliriz. Virgül koyuyorum yukarıdaki gibi aynı şekilde devam ediyorum. Esin. Normal arrow function'ımızı oluşturduk. Geçtik. Burada herhangi bir değer girmiyoruz. Çünkü özel bir değere ihtiyacımız yok. Kullanıcı bir şey göndermeyecek. Biz tamamen kendi işlemlerimizi bunun içerisinde sadece çağırmamız yeterli olacak şekilde de çağıracağız. Async Storage olan yere direksiz kafadan try catch'imizi ekleyin. Şu şekilde try catch. Aşağıya geçiyorum ve artık burada set ettiğimiz item'ı get edeceğiz. Burada const token diyorum. Yani bir token'ımız var bunu alacağız. Eşittir. Evet diyorum beklememiz gerekiyor. Async Storage nokta bu sefer de get all keys değil get item. Şimdi get item derken value'yu zaten bilmiyoruz ya. Hani buna ait bir isim olacak. Sadece ismini bilmemiz gerekiyor. Bu ismi birebir aynı almak zorundayız. Bu başlık altındaki değeri alın ve buraya yapıştırın anlamına geliyor. Aldık, buraya getirdik. Artık bunu çektikten sonra otomatik olarak bize bir token verecek. Hatta diğer işlemlere geçmeden bunu token diye bir konsolumuza işletelim. Yazıyorum şimdi test 123456 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi en son kaydettiğimiz. Şimdi kaydedildi. Bunları kaydetmenize gerek yok. Şurada kaydedildi ve access token denilen şu token'ımızı kaydetti. Sonra biz bunu aslında nerede otomatikte göreceğiz. Şimdi buraya geliyorum terminale tıkladım ve R'ye basıp reload yani baştan yüklüyorum uygulamamızı. Ben yani bunu yaptığımız zaman artık otologin işlemimiz gerçekleşmiş olması gerekecek. Şimdi biz bunu konsolluk yaptık ama çağırmadık. Tabii ki çağırmamız gerekiyor. Çağırmamız gerektiği için de loga çıktı verecek. Bu otologini şeyde çağıracağız artık. Ee, neredeydi? Homepage'imizdeyiz. Bu login sayfamız içerisindeki düşünebilirsiniz. Direkt login sayfasında login işlemlerini yapmadan kontrol etmesi gerekiyor. Daha öncesinde ne yapmıştık? Burada user dispatch'imiz vardı. Bir de burada user slash içerisinde login indirmiştik. Buraya bir de mi indiriyorum. Ve aşağıya geliyorum artık şu işlemlerin hemen altına geçiyorum kullanıcı daha önce giriş yaptıysa kontrol et ve otomatik giriş yap diyorum yorum olarak yazıyorum bunu tabii ki sonrasında da buraya bir use effect ekliyorum şimdi use effect use state'in benzeri bir yapısında yani hooks olarak geçiyor ama kullanımı tamamen farklı. Bunun amacı şu. Şuradaki yapıları siliyorsunuz. yüz effect biz bir arrow function oluşturmamızı sağlıyor. Ve bunun belirli şartlara göre otomatik çalışmasını sağlıyor. Bu nedir? Virgül normal bir parantez yani array gibi bir yapı açarsak şurada. Bu yapı bize buradaki sayfa bir kere yüklendiğinde bunun bir kere çalışması anlamına geliyor. Bu bir kere çalıştığında biz otologin işlemini yapacağız. Ama eğer diyelim ki e-mail her değiştiğinde buradaki function çalışsın diye ayrı bir olay yapacaksak bunu da e-mail alıp şunun içerisine ekleyip diyelim ki e-mail her değiştiğinde buradaki function çalışıyor. Çok özellikle güzel bir şey bu. Ama bize sadece uygulama ekranı bir kere açılınca çalıştırsa yeterli. Şimdi biz daha öncesinde ne yapmıştık? Dispatch yapmıştık. Hatta şunu alıyorum. Şimdi dispatch'in altına ekliyorum. Şimdi dispatch'imizi kullanacağız. Dispatch dedim. Bir de içerisine neyi çağıracağız? Oto -login. login' de koyup function olarak çağırıyorum ve içerisine hiçbir şey paslamıyorum. Şimdi bunu çalıştırdığımda ne yaptı? Otomatik olarak token'ı gördü. Tekrar reload yapıyorum. Artık login sayfamıza geldiğimizde otomatik olarak bizim token'ımızı görüyor. Demek ki bir giriş yetkimiz var. Artık bu giriş yetkimizi kullanarak ana sayfaya otomatik olarak yönlendirme yapabiliriz. Aslında burada yapacağımız işlem de kısa şu anlamda. Neden? Token geldi mi geldi. Geldiyse şöyle kontrol ediyoruz. If token yani token içerisi boşsa zaten bunu if olarak görmüyor. Ne olarak görüyor? Else olarak görüyor. Bundan dolayı şu console.log'umu silebilirim artık. Burada bir if token yazdıktan sonra eğer token'ımız varsa return token diyorum. Yani token varsa bunu bu function'dan çıkar. Yoksa yoksa bir hata veriyor anlamındadır. Throw new error diyorum. Yani bir yeni error çıkart. Bu yeni error çıkartma olayında da bizim extra reducer'daki şu rejected olayı var ya. Rejected e bizi paslıyor. O anlamda örneğin burada user not not found diyelim mesela gibisinden ya da hatalı bir giriş olduğundan. Ama asıl normalde hata aldığımız yerde burada throw Diz error yapacağız bunda. Oldu bitti. Bunu yaptıktan sonra geçiyoruz otologinimizin ekstra reducer'ı yapmaya? Ekstra reducer aşamasına geliyorum. Yukarıdaki gibi bir etkiyi ekliyorum. Hatta şu etkisleri kapatalım. Şurada kapatıyoruz. Aşağısına geçiyorum. Belli olsun diye ayrı yazıyoruz. Ve etkisi etkisi yazarken bu sefer otologin fonksiyonumu işleme tabi tutacağım ve ne olacak bunda? Pending olacak. Virgül koyuyorum. state hepsinde gerekli olacak ve normal function'ı açtım. Şimdi bundan ne yapacağız? Bir kopya, iki kopya daha yapacağız ve fulfilled rejected işlemini buraya dahil edeceğiz. Yani yükleniyor, yüklendi ya da hata verdi gibisinden. Bunların da zaten state ve action ihtiyaçları olacak. state virgül action, state virgül action lazım olacaksa tabi. Şimdi burada pending aşamasında bizim yapacağımız işlem neydi zaten? Hep şu is loading kısmını false döndürmekti. Bundan dolayı state nokta is loading true döndüreceğiz. Çünkü yükleniyor ya yükleniyor sayfası gelsin şu ekranda gözüktüğü gibi. Sonrasında da aşağıya geçiyorum. Ne diyorum? State nokta is out Şurası state olacak. False diyorum. Bunu neden yazıyorum? Bu tedbir amaçlı bir aşamadır. Yani daha önce kullanıcı giriş yaptıysa birkaç kalıntı kaldıysa onları yanlışlıkla görerek giriş yaptırmasın. Beklesin anlamında. Gelelim asıl olaya. Yani başarılı giriş yaptıysa state nokta biz loading'i durduracağız. Hangi şartlarda? Artık kullanıcı giriş yaptı anlamında ve durdu durduğu zamanda da neye yönlendireceğiz? State nokta is out'umuz vardı. Bu is out şurada ve bu is out'u nerede kullanıyorduk biz? Root navigation içerisinde kullanıyorduk. Eğer is out true dönüyorsa kullanıcı başarıyla giriş yaptı anlamına geliyordu. Ve bizi out stack dediğimiz bu login, kaydolma sayfası, şifre unuttuğum sayfası gibi yapılardan çıkartıyor. Bizi direkt Homepage e, yani uygulamanın sayfalarına yönlendiriyordu. Bunu yapmak için de is out artık true döndürme zamanı geldi. Full field içerisinde eğer başarılı giriş yapıldıysa true döndürüyoruz ve başarılı bir şekilde giriş yapıyor. Zaten sağda da görüyorsunuz otomatik giriş yapıyor ve Firebase'deki datamızı çekmeye başladı. Aşağıda geçiyorum. Şurada token'ımız null dönüyor. ya token null dönerken biz burada artık token'ı state nokta token eşittir action nokta payload diyorum. Neden? Çünkü action'dan gelen bir payload yani veri geliyor. Action nereden geliyor? Şuradaki çıktıdan geliyor. Try yaptığında başarılı sonuç olduğunda dönen neydi? Return'ımız token'dı. Sadece token olduğu için bu payload'a eşittir. Yani birkaç aşama daha olsaydı farklı işlemler yapacaktık. Aynı user'da olduğu gibi. Hani onda da action.payload user data'ya geliyordu. Sonra istersek token istiyorsak action payload token user istiyorsak action payload user diyorduk. Ama burada iki tane veri çıkartmıyoruz. Tek veri çıkartıyoruz. O yüzden action payload dememiz yeterli oluyor. Gelelim reddedildiyse daha öncesinden kalıntıları da silelim. State nokta is loading gibi durduralım hata verdiğine dair. Sonra state nokta is out to döndürelim. Olabilir açık kalmış olabilir. State nokta token'ı da tekrardan null yapalım ki yeni bir token geldiğinde buraya set edebilirim. Şimdi geliyoruz zaten kendisi otomatik açılıyor ama terminali bastım. Reload dedim. Artık otomatik bir şekilde bizi login sayfasına atmadan buraya getiriyor. Hatta datamızı da çekiyor. Biz Firebase'de demiştik böyle otomatik bir data kaydetsin demiştik. Nerede? Set data da burada elle yazmıştık dokümentasyon. Yani buraya yazdıklarımız değil. Şuradaki data otomatik geliyordu. Hatta get data dediğimizde ekstra bir şey varsa o da geliyordu. Bir daha save dediğimizde zaten aynı veriyi iki kez yazıyordu. Ama neydi? Üzerine tıkladığınızda update data yapıyordu. Update data function'ımızda şurada. Update data'yı burada content updated value olarak da çıkıyor. Şuradaki bir şeylere yazıyoruz. Buraya basıyoruz. O yukarıda yazdığımız buradaki data'ya gidiyor. Nerede? Firebase'deyiz. Firestore database'de. Zaten iki tane verimiz kaydolmuş. Gördüğünüz gibi şuradaki content'i biz şuradaki yapının içerisine bir şeyler yazarak üzerine basıyoruz. Hemen altına da bu eklendi. Nerede? Hemen buraya denk geldi. Bu şekilde bir otologin işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.